Şanstan kazanılan paradan ben korkarım. Çünkü her şeyi kolay zannedersiniz. O parayı harcarsınız, daha fazlasını da harcarsınız. Hayatınız mahvolur. İş hayatının temelinde yatan şey itibardır. Sizi büyütür, markalaştırır. Gençlere vereceğim tek tavsiye, istikbali yaşamak lazım. Ev almak bir yatırım değil. Önce yatırımı kendinize yapacaksınız. Hiç kimseden yardım beklemesinler. Sıkıştıkları vakit yüksek sesle bağırsınlar ve güçlerini kendi seslerinden alsınlar. Bütün gençlik dönemim bir yerde kıt kanaat geçti. Çünkü çalıştığım işlerde büyük paralar kazanmıyordum. Babam röntgen malhanesi vardı. Onda mesela bozuk filmler çıkardı. Onlar birikirdi. Ben onları götürür satardım. Aslında iyi bir antrenman. Yani bütün çocuklara tavsiye ederim, dedelerim devlet memuru. Babam devlet memuru. Yani ben ailenin ilk defa yoldan çıkan adamıyım. Gezgin bir aileden geliyorum. Benim babam askeri doktor. İlkokulu 5 ayrı şehirde geçirdim. Bu yüzden de hemen hemen hiç arkadaşım olmadı diyebilirim. Galatasaray'a kapağı attım ve orada yatılı okudum ve o dönemde çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Galatasaray bana sadece bir orta ve lise eğitimini vermedi. Aynı zamanda hayata başlamak için gerekli donanımı da sağladı. Babamdan maaş almamayı, harçlık almamaya karar vermiştim. Bir sürü işte çalıştım. Evvela TRT'de imtihanlara girdim. Spiker olmak için ve seçildim. Bir sene süreyle spikerlik yaptım. Ondan sonra Türk Hava Yolları'nda çalıştım. Türk Hava Yolları'ndan sonra bir seyahat ajantasında çalıştım. American Express. Benzin istasyonunda çalıştım. Benzin istasyonunu yönettim. Üniversiteyi İsviçre'de okumaya karar verdim. Biraz da para biriktirmiştim. İsviçre'deki üniversite hayatını gene kendi birikimimle yaptım. Hukuk fakültesindeydim. Neuchâtel Hukuk Fakültesi'nde. Sonra tekrar Türkiye'ye geldim. Ama bir kusurum var. Çok özgür ruhlu bir insanım. Eğer üstümdeki, sağımdaki, solumdaki aldığım talimatlar aklım ermiyorsa, o talimatları yerine getiremeyeceğimi hissettiğim için 1974'te kendi şirketimi kurdum. Sermayem olmadığı için yatırım yapamazdım. 74-80 arası dönem özellikle demir çelik ticareti olarak geçti. 80 ihtilalinden sonra İran'da yepyeni bir piyasa açıldı. Orada bir imkan yakalanabilirdi. İmkanı yakaladım. Avrupa firmaları hepsi o piyasayı terk etmişlerdi. Aşağı yukarı bizim gibi referansları olmayan daha orta boy firmalar için bayağı bir yer açılmıştı. Ve orada petrol karşılığı demir çelik ticaretiyle başladık. İş hayatında ana kural şudur. Üretici olmanız lazım, eğitimli olmanız lazım, deneyimli olmanız lazım ve çok çalışmanız lazım. Bu 4 tane faktör %80 sizi garanti eder başarınızı. Ama %20'lik bir faktör var ki o da şanstır. Eğer şansınız yoksa, başınızın üstünden dans etseniz, o başarıyı yakalayamazsınız. Başarıda sürekli yakalamak için disiplin ana şarttır. Bir iş adamı bir sene sonrasının planını yapamıyorsa ve bunu bilmiyorsa, bir sene sonra ne yapacağını bilemiyorsa, yarını yoktur. O bir sene içinde eriyip gidecektir. Bir iş adamının hedefi tabii ki kazanmaktır. O kazanmanın da ödülü paradır. Benim gözümde başarı diye anlattığım şey, anlatmak istediğim şey. Yani başarı kelimesi her şeyi özetler. Ama başarının bir ödülü vardır. Bu ödül iyi bir isimdir. İyi bir marka değeri size kazandırırsa bu da başarıdır. Ama bütün bunlara giden yol da evvela yaşayacaksın, sonra felsefe yapacaksın. Yaşamak için paraya ihtiyacınız var. Eğer siz o parayı üretemezseniz, o ay sonu personelinize ödemeyi yapamazsınız, evinize para götüremezsiniz. Şu ilişkiyi, şu ekvasyonu, daha doğrusu dengeyi çok iyi tutturmak lazım. Kişi, aile, şirket, ülke. Bu 4 tane faktörü, 4 tane unsuru kendi aralarında menfaatlerini birleştirmeniz, win-win'i yakalamanız lazım. Ben oldum kelimesi kadar yanlış bir kelime yok. Bir sürü yanlışlıklar var hayatta ama ben oldum kelimesi insanların en yanlış takıntılarından bir tanesidir. Hatta ben oldum kelimesiyi şöyle izah edecekse Jean Gabin'in bir şarkısı var. Je sais, je sais, yani biliyorum, biliyorum diye bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Tavsiye ederim, dinleyin. Orada genç yaştan itibaren
her gün bir şeyleri bildiğinizi zannediyorsunuz. Yeni her öğrendiğiniz şey sizi olgun hale getiriyor. Biraz doğrudur. Olgunlaşıyorsunuz ama olmuyorsunuz. Olgunlaşmayla olmak ayrı şeyler. Olgunlaşmak bir evrim. Ve siz her gün bir şeyler kazanıyorsunuz ve olgunlaşıyorsunuz. Ama hiçbir zaman olmuyorsunuz. 80 yaşına gelseniz de olmuyorsunuz. Kolay para kazanılır. Kazanan da çok. Ama bu bir şans unsurudur. Yani iş hayatında şanstan kazanılan paradan ben korkarım. Çünkü her şeyi kolay zannedersiniz. O parayı harcarsınız, daha fazlasını da harcarsınız. Hayatınız mahvolur. Onun için kolay paradan kaçmak lazım. İş hayatının temelinde yatan şey itibardır. Sizi büyütür, markalaştırır. Kökere attığınız tohum itibardır. Meyvesi markadır. Bir iş adamının yeri yalnızlıktır. Tek başınasınız bir yerde. İş hayatında dostluk olmaz. İş hayatında yalnızsınız. Her şeyi sizin tek başınıza değerlendirmeniz ve onlar adına da kararı sizin vermeniz gerekir. Bugün olduğum yere gelmek için yaptığım fedakarlıklar içinde en açık ve samimiyetle anlatabileceğim lüksümden fedakarlık yaptım. Yani en büyük lüks aile yapısı, çocuklarına beraber olmak ve o aile havasının sıcaklığı içinde zamanı geçirebilmek. Maalesef böyle bir lüksü pek fazla yaşadım diyemem. Eğer hayatınız zaten çok doluysa, ki benim hayatım çok dolu, şanslıyım o yüzden, hiç canım sıkılmadı hayatım boyunca. Bir an bile can sıkıntısı yaşamadım. Gençlerle beraber olmak aslında her yaşta insan için özel bir mutluluk unsuru. Nasıl olsa öleceksiniz ama yaşam sevinci, yaşam kıvancı, yaşam gücü denen bir şey var. Bunu yaşlılardan almanız mümkün değil. Bunu ancak gençlerden alabilirsiniz. Onun için benim gençlere çok büyük saygım ve çok büyük bir ilgim var. Gençlere vereceğim tek tavsiye, istikbali yaşamak lazım. İstikbali hazırlamak lazım. Zaman çabuk geçiyor. Yatırımı kendinize yapmanız lazım. Ev almak bir yatırım değil. Ev almak çocuklarınızın falan garantisi. Ama önce yatırımı kendinize yapacaksınız. Bunu da iyi bir eğitimle, iyi bir tecrübeyle, enerjinizi iyi yerde kullanarak, ama daha önemlisi zamanınızı, ki insan hayatının geri alınamayacak tek mülkü zamandır. Her şeyi geri kazanabilirsiniz, zamanı kazanamazsınız. Zamanınızı çok iyi değerlendirmeniz lazım. Yeni girişimcilere kendileri olsunlar, kendi güçlerine güvensinler, hiç kimseden yardım beklemesinler. Sıkıştıkları vakit yüksek sesle bağırsınlar ve güçlerini kendi seslerinden alsınlar. Gençler bizim istikbalimiz. Bizim şirketimiz aşağı yukarı 50 yaşına basıyor gelecek sene. 50 sene içinde ben devamlı gençler üzerine yatırım yaptım. Tabii ki hayatta kazandığınız paralarla bir takım işler yapmak zorundasınız. Sosyal hizmetler yapmak zorundasınız. Bunun için benim önceliğim okullar oldu. Eğitim vakıfları oldu. Güney Antalya'da bir okul kurdum. Hedefim gençlere hizmet etmekti. Kendi işimde de, şirketimde de bunu yaptım. Her şeyi gençlerin üzerine bina ettim. Ve burası bir aslında bir okul oldu. Şirketi açtığım günden beri de kendi şirketimi, aşağı yukarı bugün 51 şirket yönetiyoruz grup içinde. Türkiye'de yatırımlarımız var. Türkiye'de aşağı yukarı geçtiğimiz yıllar içinde ortaklarımızla beraber 3,3 milyar dolarlık yatırım yapmışız bugüne kadar. Bizim yatırımlarımız sıcak para değil. Toprağa getirip gömülen ve üretime dönük yatırımlar. 2011'de bizzat Galatasaray Başkanlığı'na aday oldum. Arkadaşlarımın bir yerde hem itelemesiyle hem de desteğiyle diyelim. Yoksa böyle bir şey hatırımdan geçmiyordu. Ve güzel de bir dönem geçti. Güzel bir 3,5-4 sene geçirdik. Benim için hedef her zaman iş hayatında olduğu gibi, özellikle sporda, yarışmanın önemli olduğu, başarı kelimesi benim için slogandır. Bütün bu kulübü başarıya karşı bu şekilde başarı için hazırlamaya çalıştım. Ve gerçekten de bu toplu bir dayanışmaya ve toplu bir başarıya ulaştı. Bu bakımdan şanslıyım. Başarı hedef ama en büyük hedef şirketler için olduğu gibi marka değerinin yükseltilmesi. Marka değerinde siz bir oyuncuyla, üç oyuncuyla, bir şampiyonlukla, iki şampiyonlukla yapamazsınız. Bu bir kitlenin bunu kabullenmesi ve kitlenin hep beraber aynı istikamete doğru yürümesiyle olur. Tam böyle izah etmek istemezdim aslında ama bana da şu anda kırılma kelimesi mantıklı geliyor. Evet, yani özellikle az evvel izah ettiğim bir hedefe doğru,
beraber, hep beraber hücum edilmesi, gidilmesi gereken bir dönemde takdir görmüyoruz. Arkadaşlar bana teşekkürler deyip ayrılmak en doğrusu. Ben yaptığım bir işi bir daha yapmam. Ama başka şekilde benim Galatasaray'a bir katkım olabilir. Belki de başkanlıktan daha fazla katkım olabilir. Galatasaray dönemi, samimiyetle söyleyeyim, 24 saat 7 gün çalışma gerektiren bir dönem. Galatasaray sadece bir futbol değil. Yani bir sürü içinde kurumları olan, bir holdingden daha fazlası. Oranın yönetimi için çok ciddi bir donanıma ihtiyacınız var. Her şeyden önce tecrübeye ihtiyacınız var. Büyük bir soğukkanlığa ihtiyacınız var. Ama onun ötesinde bütün zamanınıza ihtiyacınız var. Ben o 3,5-4 sene içinde kendi işlerimle hemen hemen hiç uğraştığımı hatırlamıyorum. Belki yani haftanın birkaç saatidir. Onun dışında bütün zamanımı Galatasaray'a harcadım. Galatasaray camiası hiç kimseye bağımlı olamaz, hiç kimseye ihtiyacı da olmaz. Kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak donanıma, bilgiye ve ilişkilere sahip bir kurum. Onun için kişilere muhtaç olmamamız lazım. Galatasaray tarihinde Gül Baba diye birisi var. Bugünkü Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesinde yatar. Benim bütün şirketlerimde, yurt dışında, yurt içinde, gittiğim her yerde arkadaşlarım buna saygı olarak masamda daima bir tane kırmızı tek başına bir gül bulundururlar. Sebebi benim Galatasaray'a olan gönül bağımdan gelir. 50 senedir böyle.